Merhaba değerli izleyicilerim, bu akşam da sizlere yine Lokman suresinin 33. ayetini anlatacağım. Önce ayete bir mana vereyim, sonra içindeki konuları açıklarız. Ya eyyühen nas, ey insanlar, ittekû rabbaküm. Rabbinize saygı duyun. Vekşev korkun. yemen bir günden. Öyle bir gün ki yeczi validun an veledihi. Anne baba çocuğuna hiçbir faydası dokunmayacağı o günden ve la mevludun hiçbir çocuk da efendim huve cazin an efendim ebeveynine herhangi bir faydası dokunmayacağı günden sakının. İnne vaadallahi hakkun Allah'ın vaadi yani verdiği söz haktır. Fela tagurrannakumul hayatud dünya dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve la yagurrannakum garur Şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Ayet bu. Bu ayet sanki yeni indi güncel bir konu. Şimdi ayetin birinci bölümüne bir emir veriyor Allahu Teala. İttakû rabbeküm eyyühen nas insanlara hitap ediyor. Yani bütün insanlara hitap ediyor. Ya yellezine amenu demiyor. Ey iman edenler demiyor. Ne diyor? Ey insanlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in evrensel bir kitap olduğu bundan anlaşılıyor. Bütün insanlığı muhatap alıyor Kur'an-ı Kerim. Ey insanlar diyor. İttakû rabbek. Rabbinize saygı diyor. Burada takva kelimesini kullanıyor. Takva kelimesini beş aşağı beş yukarı anlatmıştım size. Geniş çapta da anlatmıştım size. Ama takva kelimesi burada Rabbinize saygı duyun manası verecek. Saygı duymak. Takva sahibi adam Rabb'ine saygı duyan adamdır. Allah'a karşı, Rabbiniz'e karşı görevinizin bilincinde olun manasını verebiliriz. Bu manayı kim veriyor? Allah rahmet eylesin Muhammed Esed. Yani onun mealine bakarsanız e, takvaya Allah'a karşı görevinin bilincinde olmak bir bilinç meselesi olduğunu takvanın buraya getirmiştir. Şimdi burada Allahu Teala bütün insanlara Rabbinize karşı saygı duyun manasına geliyor. Tabi bu takva kelimesinin içinde aslında iman da vardır. Yani olması lazım. Vahşev ve korkun. Allah -u Teala bir şeyden çekinmek gerekiyor. Saygı duyuyorsun, bir taraftan da bir şeyden çekineceksin manasını veriyor. Nereden çekineceğiz? Nereden korkacağız? Bir günden. Bir günden. O gün nedir? La yeczi velidun am veledihi. Hiçbir anne baba çocuğuna faydası dokunamaz. Hiçbir annenin babanın. Öyle bir gün ki kimse, kimse kimseye fayda vermeyecek. Kimse kimseye şefaat etmeyecek, edemeyecek. Böyle bir gün diyor. Aynı zamanda ve hiçbir çocuk da anne babasına hiçbir şeyde yardım edemeyecek hiçbir şey hiçbir günahını yüklenemeyecek sevabını ona veremeyecek öyle bir günden kork. Şimdi bu ayet problemli. Yani ayetin kendisi problem değil de bizim bir problemimize parmak basıyor. Zannediyoruz ki biz Ölülerimize faydamız dokunur. Ölülerimize Kur'an okuyabiliriz. Sevap gönderebiliriz. Kurban kesebiliriz. Hacca gidebiliriz ölülerimiz için. Bakın bu çok önemli konuyu bugün burada ele almak mecburiyetinde kaldık. Çünkü öyle bir yer geldi. Şimdi bununla ilgili ayeti kelimeleri size birer ayeti kerimeleri. Mesela e, Bakara 254. işte annem anneme Allah rahmet eylesin dememin sebebini anlıyorsunuz. Niye bu adam annesine rahmet okuyor? Şimdi bakınız. Ya yönlediğine amenu ey iman edenler. Enfiku infak edin. Mimma razaknakum size verdiğimiz rızıktan siz de fakire, topluma, kamuya infak edin. Min kabli, önce. Bak, önce. iyi dinleyin. Yani ölmeden önce. Ölmeden önce tabiri münafıkın suresinde de var. Oraya da gideceğiz. Min kabli önce. En ye'tiye yevmun bir günün gelmesinden önce infak edin. O günkü la bey'un fihi o günde hiçbir alışveriş yok. Vela hulletun dostluk da yok. Vela şefaatun şefaat da yok. Vel kafiruna kafirler Humuz zalimun zalimdirler. Ben size bunu mealden bir okuyayım. Ey iman edenler, kendisinde hiçbir alışveriş, dostluk ve şefaatın olmayacağı gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yoluna harcayınız. Biliniz ki hakikati inkar edenler zalimlerin ta kendisidir. Doğru mana vermişim. Şimdi demek ki İyi dikkat edin, min kabli, önce. Yani ölmeden evvel sen hayrını yapacaksın. O gün hiçbir alışveriş yok. Hiçbir dostluk yok, geçerli değil. Hani diyor ya tarikat şeyhleri, Ahirete gittiğimiz zaman seni kipit kutusuna koyup sırat köprüsünden geçireceğim. Efendim cehennemin kapısına gittiğin zaman ben falan tarikata mensubum dediğin zaman oradan seni melekler geri çevirirler efendim. Seni cehenneme atmazlar çünkü sen o tarikattansın. Şabaniye kolundansın. Korkunç şeyler anlatıyorlar. Korkunç hurafeler anlatıyorlar. Olamaz böyle şeyler. Olamaz. Kendi kafalarından bir din uydururlar. Bunları bilmiyorlar. Bu ayetleri bilmiyorlar. Bunları öğretmediler. Öğrenmediler. Şimdi dostluğun ve şefaatin olmayacağı bir günden evvel infakını yap. Şimdi aynı konu Münafık'ın suresinde ele alınır. Bakalım Munafık'ın suresinde bu konu nasıl ele alınıyor? Ve enfiku, infak edin. Aynısı. Yani hayır yapın. Fakirin elinden tutun. Topluma, kamuya yardım yapın. Mimma razaknakum. Size verdiğimiz rızıktan harcama yapın, hayırlı infak edin. Min kabli, bak gene önce, gene önce. En ye'tiye kümül mevtu. Ölüm sizden birine gelmeden evvel, ölmeden evvel hayrini yap diyor Allahu Teala. Öldükten sonra sana birileri hayır yapacaksa bunu niye desin Allahu Teala? Bana söyler misiniz? Ölüm gelmeden evvel hayrini yap. Feyekule diyeceksin. Rabbi, ey Rabbim, levla ahharteni beni tehir edersen, bana bir zaman verirsen, bir ömür verirsen biraz daha, ila ecelin garibin yakın bir zamana kadar bir ömür verirsen bana, fe assaddaka tasadduk edeyim, hayır yapayım, ve ben salih kullarından olayım diyeceksin. Böyle bir yalvarma olacak. Ama buna gelmeden evvel hayrini yap. Velen len yuakhir Ecel gelince onun tehiri yoktur diyor Allahu Teala. Bitti. Gidin siz bu münafıkın suresinin 10 11. ayetlerine bakın. 254'e bakın. Demek istiyor ki Allahu Teala bu dünyada hayrını sen yapacaksın. Şimdi bir hadis ileri sürüyorlar. İza ma tebnu adama in inkata in kat'amehu illa min thalasin sadakatin cariyetin ev ilmin yuntefeule ev, vali, ev salihin yed'ule. Şimdi bu hadisi ben ezberlemiş. Ama bu hadisi anlamıyorlar. Yani ölen bir kimsenin amel defteri kapanıyor. Kimse oraya amel yapamaz. Yazamaz, yazdıramaz. Bitti. Yani benim annemin, babamın defteri kapandı. Ben oraya amel yapamam, yazdıramam. Ama diyor ki ayet, eğer sen dünyadayken sadakayı cariye yaptıysan, yani bir çeşme yaptın, bir yol yaptın, bir cami yaptın, bilmem ne yaptın, bir camiye yardım ettin falan filan, okul yaptın. Ha, oradan insanlar istifade etti müddeti sana gelir. Ev ilmin yuntefaula, yahut ilim yaptın, İnsanlık ondan istifade ediyor. Başkasının ilim yapmasıyla değil. Kendi ilim yapmasıyla. Kendisi hayır yapmakla olacak bu iş. Yani düşünün beni. Binlerce talebe yetiştirdim. Efendim 25 bin sayfa yazmışım kitap. E düşünün 10 bine yakın televizyon programı üretmişim. Düşünün efendim e, 40 sene vaaz etmişim e, hocalık yapmışım hocalığın maaşını almışım ayrı şimdi bunları ben sağken yapmışım birisi bana yapıp gönderemez ben yapmışım İşte o ilim dediği yüntefeule faydalanılan ilim evveledin salihin yed'ula yahut hayırlı bir evlat bırakır geriye ona dua eder. Dua eder bak amel yapıp gönderir demiyor. Dua eder. Ne yapar? Ya Rabbi anne babamı affeyle. Ona rahmet eyle. Rabbena ufilli veli valideyye velil mu'minine yevme yegumul hisab. Ayet bu. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. Kur'an'da İbrahim Suresi'nde yer alıyor. Ya Rabbi beni anne babamı ve bütün müminleri affeyle kıyamet gününde diye dua edebiliriz ama yaptığımız ameli gönderme imkanı yok. Böyle bir olay yoktur. Böyle bir alışveriş yoktur. İşte bunu size e, Münafıkun suresinden verdim. Bakara suresinden 254'ten verdim. Yine bir daha gidelim Bakara suresinin 48. ayeti olabilir mi? Şimdi oraya bir bakalım. Evet. 48. ayet. Dedim ya yine bir daha rahmet okuyalım. Vettekû <Sessizlik> sakının. Korkun yevmen bir günden. La teczi nefsün an nefsin şeyha. Hiçbir can, hiçbir kişi, hiçbir cana faydası dokunmayacağı günden sakının. Ve la yukmel ha şefaat. Ve o insandan, o kişiden, o candan şefaat da kabul edilmez. Ve la yuhadu ha adlun ve ondan bir bedel de e, e, fidye de kabul edilmeyecek. Ve lahum yunsarun yardım da görülmeyecek olan o günden sakının diyor Allahu Teala. Nerede söyledi bunu? Bakara 48'de söyledi bunu. Aynısı yine Bakara Efendim bakın vetteku yevmen la tejri nefsun an nefsin şey'an ve la yuqbalu minha hatu ve la tenfa ve şefatun ve la hum Aynısı kaçıncı ayet? 100 23. 2. ayet. Şimdi ne anlattık burada? Burada Allahu Teala efendim Lokman suresinin 33. ayetinde çocuğu örnek veriyor. Çocukla ebeveyn arasındaki ilişkiyi örnek vererek anlatıyor. Hiçbir çocuğun anne babasına hiçbir konuda faydası dokunmayacağı ve hiçbir anne babanın çocuğuna faydası dokunmayacağı o günden korkun diyor Allahu Teala. İnne vaadallahi hakkun. Benim vaadim gerçektir, haktır. Ben bir söz verirsem mutlaka gerçekleşecek demektir diyor Allahu Teala. Bu böyledir. O gün gelecek yani ahiret, kıyamet kopacak, ahiret yurdu kurulacak. Orada böyle Kimsenin kimseye faydası olmayacağı bir gün olacak. O ahiretteki gün. O zaman bu konuyu niye anlattı Yüce Allah? Sorabiliriz. Ya Rabbi yani bu ayetin birinci bölümünde bunları söyledin. Senin vaadinin hak olduğunda söyledin. Niçin? Doğaldır bu soru. Fela tegurrennekumul hayatu dünya. Dünya hayatı sizi aldatmasın diye söylüyorum bunu. Dünya hayatının cazibesi sizi aldatmasın. Çünkü Allahu Teala biliyor ki dünya hayatı bizi aldatıyor, aldatacak. Onun için kulunun dünya hayatına aldanmamasını istiyor. Dünya hayatına aldanıyoruz da ne oluyor? Ne oluyor? Bir defa dünya hayatı bize hırsızlık yaptırıyor. Bize yolsuzluk yaptırıyor. Çünkü sanki biz ölmeyecekmiş gibi bu dünya hayatı bize dikte ediyor. Şunu yapacaksın. Bak benim cazibem. Efendim dünya hayatı insana günah işletiyor yanlış yere yanlış yola gitmemize sebep oluyor sanki dünya hayatı Tanrı'ymış gibi tapıyoruz dünya hayatına mesela dünya hayatının içinde en önemli konu nedir ekonomi ekonominin içinde en önemli konu nedir para değil mi para mal ha İnsanlar paraya tapıyorlar. Yani günümüzün en büyük tanrısı, sahte tanrı paradır. Şimdi size anlatmış olmam lazım Taha suresinde Allahu Teala bize İsrail oğulları giderken yolda Hazreti Musa onları götürürken Hazreti Musa onlardan ayrılır dağa çıkar. Döner bakar efendim puta tapıyorlar. Samiri denen adam put yapmış buzağı. Buzağı şeklinde bir put yapmış. Ona İsrailoğullarını taptırıyor. Çağırıyor onları. Bu ne? E dediler ki İsrailoğullar Hazreti Musa'ya işte bize taşıdığımız o e, süs eşyalarını ateşe attı Samiri, onları eritti. Yani altını, maltını, gümüşü filan yani süslü eşya yani kıymetli eşyayı eritti. O kıymetli eşyadan bir buzağı putu yaptı. Ve onlar oraya taptırıyor. Bunu niye anlatıyor bize Allahu Teala? Asır asır asırlar evvel olmuş bir olay. Ya yani benim kutsal kitabımda, dinimde ne işi var bunun? Bu ayetlerin. Ha şudur. Oradaki buzağı kıymetli eşyalardan, altından, gümüşten olmuş. Ha insanların altın ve gümüşe taptığını anlatıyor Allahu Teala. Tapacaklar. Aha şimdi biz dünya tapmıyor mu? Öyle değil mi? Onun için Amerikalı ne yazmış biliyor musun? In God we trust doların üzerine yazmış. Ne demektir bu? Yalnız Allah'a güveniriz. Rabbena aleyke tevakkelnadır. Bunun Arapça manası ayette, dördüncü ayetinde Mumteyne suresinin budur. Bunun için doların üzerine yazmış. Tapmasınlar diye. Allah'a tapsınlar diye. Anlıyor musunuz şimdi? Biz onlara gavur diyoruz. Şimdi demek ki dünya hayatının bir takım cazibesi var. O cazibe insanı aldatıyor. Sanki ebedi kalacakmış gibi çalışıyor. Yani tapıyor paraya. Efendim Hümeze suresinde bunu söylüyor allah Teala. Biriktirir, biriktirir parayı durmadan sayar sayar. Yahse bu enne malehu lehu Zanneder ki o para onu bu dünyada ebedileştirecek. Anladın mı şimdi? İşte bu adamı hutabe cehennemine atacağım diyor Allahu Teala. Bu şeyde Humeze suresinde. Şimdi demek ki bir e, dünya hayatının bizi bir aldatması var. Tapıyoruz. Ve la yagurrenneküm billahil garur. Garur şeytan demektir. Sizi aldatmasın şeytan. Ne ile? Allah ile. Oo dehşet bir şey. Demek ki şeytan bizi Allah ile aldatıyor. Surete Allah tarafı gözüküyor. Allah'ı istismar ediyor ve bizi aldatıyor. İşte görürsünüz dini istismar ederek aldatma olayını görürsünüz. Evet. Evet. İsrail bütün dünyayı, bütün dünya Yahudilerini neyle aldatıyor? Diniyle. Diniyle kendi ben Yahudiyim diyor, beni destekleyeceksiniz diyor, istismar ediyor. Ben zulüm yapacağım, ezeceğim, öldüreceğim çocukları ama siz beni destekleyeceksiniz. Yahudiyiz. Şimdi dini istismar ederek veya İslam'ın aleyhinde konuşarak dünyayı Hristiyanları bile aldatıyor. Yani düşünebiliyor musunuz şimdi? Demek ki dini istismar ederek insanları aldatanlar, şeytanın Allah'ı istismar ederek insanları aldatması gibi bir iş yapıyorlar. Söylüyor Allah, şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Şeytan surete Allah tarafı gözükür ve sizi yoldan çıkarır farkına varmazsınız diyor Allahu Teala. Aldatmanın iki boyutunu elde ediyor. Birisi Allahı istismar ederek şeytanın aldatması, ikincisi dünya hayatının insanı aldatması. Sakın ha aldatma, aldanmayın diyor Allahu Teala. Benim bir kitabım var. Son çıkan kitabım o. Aldatmak ve aldanmak diye. Değerli kardeşlerim, bu akşamki sohbetimiz burada bitmiş oluyor. Ben sizlere selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.